Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün daha önce hiç duymamış olabileceğiniz bir oyunu oynuyorum. Tabii ki şaka yapıyorum. Daha önce duymamış olmanız imkansız Counter-Strike oynayacağım arkadaşlar. Neden Counter-Strike oynuyorum? Bu arada Counter-Strike'ın son çıkan o Global Offensive ya da Global Offensive o değil. Bildiğimiz Counter-Strike. Hani bunu internet kafeler 1.6 falan diyebiliyoruz. Düz Counter-Strike oynayacağım. Multiplayer yani online olarak oynamayı düşünüyorum. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. New Game tek başıma ne yapacağım zaten değil mi? Neyse arkadaşlar, önce neden bu oyunu oynuyorum? Birincisi, yani önce söylemek istediğim birkaç şey var. Ben iyi bir Counter Strike oyuncusu değilim. Ben Counter Strike oyuncusu değilim. Ben hani eskiden sizin yaptığınız gibi internet kafelerde ya da şu an yapıyor musunuz hala bilmiyorum. Büyük ihtimalle yapıyorsunuzdur. Yıl 2014 hala oynanan bir oyun deli gibi, anlayamadım bunu. Hala girdiğimde mesela serverlara hani birçok oyuncu bulabiliyorum. Yeni oyununda büyük ihtimalle daha fazladır bu. Ya da bilmiyorum, değildir. Hala anlayamadığım bir şey bu. Benim neden oynanıyor? Şimdi gelin hep beraber neden Counter Strike sorusuna yanıt arayalım. Çünkü ben hani oyunu oynamadım çok fazla. Böyle 2-3 kere denemişliğim vardır eskiden. Yani oyunun bir senaryosu yok. Oyunun bir ne bileyim özel bir şey yok. Özel teknik bir şey yok. Belki oynaması çok basit olduğu için bu kadar tutmuş bir oyun. Ancak ben sevmeye çalışacağım. Kesinlikle ön yargısız. Böyle rastgele bir dolu server'a girip bakalım. Bağlanabilirsek rastgele bir server'a girip şey yapmayı düşünüyorum. Oynamayı düşünüyorum öyle. Yani bir amacım falan da olmayacak. Bu arada umarım sesi kısmışımdır. Çünkü oyunda aşırı derecede. Herhalde size oyunun nasıl oynandığını falan anlatmama gerek yok. Bildiğimiz first person shooter oyunları nasıl oynanıyorsa bu da onlar gibi oynanıyor. Yani zamanında gayet iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. O öldüremedi çünkü. Bakın bu kadar kötü bir oyuncuyum işte. Aslında öldük. Neyse olsun, en azından siftah nasıl ne deniyor? Unuttum. Yemin ediyorum konuşmayayım. Siftah mıydı? Siftahı yaptık. Yoksa fistah mıydı? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Hatırlatın. Bak yine öldürdü. Herif şeyle. Bak silahların adını falan da bilmiyorum. Tamam, oynamaya çalışacağım. Şu an gayet mantıksız geliyor oyun. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şey değil hani ne bileyim bir zevk falan almıyorum. Önüme gelen hareket eden her şeyi vur tarzı oyunları sevmiyorum açıkçası. Şu silah benim hoşuma gitti nedense. Bu arada ben oyunu 11 saat kadar oynadım. Daha fazla değil kesinlikle. Bak orada şey yapmış. Orada avlamaya çalışıyor bizi falan. Bak. O herife taktım ben. Öldüreceğim ben seni. Öldürdük, tamam, güzel. İyi, yine şey değiliz ya. Hani beklediğim kadar kötü oynamıyorum. Hiç vuramayıp rezil olacağımı falan düşündüm ama yok, olmadı. Neyse arkadaşlar, aranızda oynayanlar varsa kesinlikle şey yapmayın. Hani oyunu sevenler varsa, oyunu kötülemiyorum. Öyle bir insan da değilim. İnsanların sevdiği oyunları kötülemem. Yani istediğiniz oyunu oynayıp istediğiniz oyunu şey yapabilirsiniz, sevebilirsiniz. O iyi avlamaya başladık ya. Ben bu kadar şey yapmamıştım. Hiçbir zaman bu kadar iyi oynadığımı hissetmemiştim. Ki iyi oynadığımı zaten söylemezsiniz eğer bir Counter oyuncusuysanız. Sadece ne denir? Böyle gidelim bakalım. Ha, bizi öldüremedik. Neyse şey diyordum arkadaşlar. Aranızda Counter seven varsa hani kesinlikle oyunu kötülemiyorum. Bana bu yüzden kızmayın. Sadece benim sevemediğim bir oyun ve gayet sizin için açtım. Oyunu sevmeye çalışıyorum. Yani ne diyeyim. Bak öldük. Neyse sıkıntı değil. 4 adam öldürmüşüz ya. Şu sürekli taba basıp açma olayına ben de alıştım. Eskiden internet kafeye gittiğimizde ben daha çok Need for Speed, özellikle Most Wanted oynayan bir insandım. Herkes Kantır atarken, Kantır atmak diye bir şey var değil mi? Kantır atalım. Evet, bu videonun başlığı da çıktı böylece arkadaşlar. Kantır atıyoruz. Hatta böyle direkt okunduğu gibi yazacağım. Kantır atıyoruz diye. Dur ya, bir de millet izliyor oğlum, hadi öl. Hangi server? Bu arada insanları gösteriyorum ama iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum bilmiyorum. yani isimlerini göstermekten bahsediyorum. Herhalde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Biz yukarıdan daha iyi oynadık ya. Yukarı çıkalım bir de bak. Öldürdük. O da bizi öldürecek gibi his. Ah, öldük. Ama çok salakça oynadım ya. Sürekli ölürsem insanlar nasıl şey yapacak? İzleyecek. Tamam. Yine biz 44-40 yeniyoruz. Oyun bittiği an arkadaşlar ben de videoyu şey yapacağım. Oyunun ortasında girdim biliyorum. Ve tanımadığım insanlarla oynuyorum. Yani tanıdığım arkadaşlarımla falan oynasam belki daha zevkli olabilir. Hop düşme. Tamam şuradan gidelim. Wall falan yazmış. Böyle bir olay da var. Hep bunları ilkokuldan hatırlıyorum ben. Wall var oğlum ya. Wall var falan. Wall hack var. Yoksa vuramazdı. Kesin hack falan diye öyle insanlar da vardı. Evet. Öldürdük. Ya sanırım burada ben iyi oynamıyorum da insanlar kötü oynuyor. Yoksa dediğim gibi ben bu kadar iyi bir Counter oyuncusu değilim. Geber geber geber. Bak oyun sarmaya başladı. Yalan söylemeyeceğim. İyi oynadıkça şey yapıyorum. Güzel bir ıslık efekti yaparak arkadaşa gömdük. Tabi hızlı koşma yok. Yavaşlama var. O yüzden. Ya arkadaşlar bana yazın alta. Videonun altına yazın. Neden bu kadar çok oynadığınız bir oyun Counter? Gabi'yi öldürmüş. Ben de Garbarius olduğunu düşünüp Batman gibi inerim abi. Oyun arada Fraps yüzünden kasıntılar yaşıyor. İdare edin. Şimdi nerede bizim arkadaş? Oo çok zevkli. Hiç uçmamıştım daha önce. Yine takımımı kurtaran adam oldum. Hadi abi bak şey yok, oyunda bir farklılık yok, sürekli aynı, sürekli sıfırlanıyor, sürekli başa dönüyor ya, o benim canımı sıkan bir nokta. Yani nasıl diyeyim size? Oha, oha öldük. Bayağı düşüp mü öldük şu an? Rezilliğe bak. Neyse tamam. Hadi öl, onu da öldürdüler, tamam aferin. 48'e 40 benim sayemde. Tabii ki benim sayemde. Zombi, seks. Seks diye isim mi olur abi? Yani terbiyenizi takın. O oyun güzel kastı. Evet. Kontrollere alışmak o kadar kolay ki arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim? Orada güzel biri çıktı. Milleti avlamaya başladı. Şimdi umarım. Oo herkes orada. Oo öleceğiz. Kesin ölüyoruz ya. Bari ölmeden şunu halledelim de. Tamam öldük yani biliyorduk. Belliydi. Ulan hayır aklıma da şey takıldı. Bayağı Counter oynuyorum. Videosunu çekiyorum falan. Çok garip oldum. Eski nostaljik duygular yaşamaya başladım. Bakın yavaş oynuyorum. Çok bir şeyim yok. Birden çevirip vuramıyorum. Hatta bazıları var dönerken vuruyor falan. Rezillik ya vuramadık. Ya o kadar. Buradan atlarsam yine ölür müyüm acaba? Ölmedim. Hafif canım gitti. Olsun o kadar ama. Bak oradan uçuyor. Bak ben seni öldürürüm. Arkadaşım teslim ol. Neden öldürüyorum ki peki ben bu arkadaşı? Yani ne yapmış? Buradaki amaç ne? Bir konu yok. Neden yok? Ya tamam Wall yani... Half-Life'ın yapımcısı falan filan da neden? Gerçi biraz da Counter'la kazandılar. Oynarken mantıklı bir şey de konuşamıyorum. Biraz bunu o oyun güzel kastı da o arkadaşı vurunca kendimi kötü hissettim. Yani adamın bir suçu yoktu. Onu vuramadık. Olsun. Oraya doğru uçalım biz de o zaman. Güzel. Onu vurdular mı? Yanındaki herif mi öldü? Ne oldu? Bak buradan çıkacak. Neyse ben öldüremedim. Oyun kasıyor falan filan. Şu yerdeki yeni silah alalım. O G'ye basıp silah atma olayı falan sanırım temelini atan Counter o olayın. Öldük. Bu MD 96 attı arkadaş. Zannımca 96 doğumlu bir ne denir? İnsan. Güzel oynuyor. Şimdi 50'ye 41 ilerideyiz. Oyunun bitiş süresi 1,5 dakika sanırsam. Sağ üstte gördüğünüz üzere şey olmayabilir o. Ancak sabit bir zaman olduğunu düşünmüyorum onu çünkü... Bak bu da düştü. Geri zekalı. Yine bizim takım kazandı. Tabii ki bizim takım kazanacak. Ben varım çünkü. Ne kadar ölü olsam da manevi olarak... Çok pardon. Bilerek yapmadım. Yani bilerek öksürmem zaten. Kim bilerek öksürür ki? Rifki. Rifki öldürdü. Biz yine kaldık ya. Ben de öldürmek istiyorum. İnsan öldürmek istiyorum. Bak böyle duran arkadaşı yukarıdan öldürdü beni. Lanet olsun. Dublaj gibi konuştum ama ya. Yukarıdan öldürdü beni. Lanet olsun. Yine bizim takım teröristler. Yani ne kadar terörist demek istemesem de kendime. Yani takımın adı o. Yapabileceğim bir şey yok. Bu silahı hiç kullanamıyorum. Durun ya biraz farklı silah kullanmaya çalışayım. Mesela bunu kullanmaya çalışayım. Kullanamayacağım ama. Bak vurdum. İkisini de vurdum. Ancak öldüremedim. Ve benim salaklığım yüzünden bütün takım öldü. Yani yardımcı olabilirdim onlara ancak bir şey yapamadım. Tamam o silahı kullanamadık. Şu silahı alayım. Bakalım bununla bir şey yapabilecek miyiz? Bunlar ne diyordunuz ya? 4'ün ikisi, 4'ün 3'ü falan vardı ya. O geyik çok hoştu. Oradan girme işte. Şöyle arkadan gir. Ya herkes gitti ya. Ne oldu? İnsan kalmadı şeyde. Oyunda. Aha. Ben mi öldürdüm lan? Ona nişan bile almamıştım ben. Bir tane arkadaş atlayarak ölmeyi tercih etti. Bu dünyadan şey yapalım falan tarzı. Bu silahla ölene kadar devam edeceğim. Her silahla böyle ölene kadar oynayacağım arkadaşlar. Ki lan... Ha. Tabii böyle düşerek ölmek sayılmıyor. Yani... Ulan canımın yarısı gitti bayağı şaka maka. Öldük. Tabii o kadar şeysiz tararsan. Teknik olmadan. Ya ben tamamen bildiğim diğer FPS oyunlarında nasıl oynuyorsam burada da öyle oynamaya özen gösteriyorum. Hani o yüzden bir şey beklemeyin. Kötü yorum atmayın. Ne biçim oynuyor gerizekalı falan diye ya da noob gerizekalı tarzı. Özellikle gerizekalı lafını hiç benimsemem arkadaşlar. Yani benimsemek derken hiç haz etmem. Kullanan arkadaşı da direkt ayağına gelirim. Yani hoş şeyler yapmam ona. Bak öldürecek. Yazık değil mi oğlum? Bu Rifki'yi izleyelim. Bakın. Rifki güzel şeyler yaptı. Öldürdü falan. Yine bizim takıma. Şimdi hangi silah kullanmadık biz? Bunu kullandık. Bunu kullanmadık. Tabi bu haritada bunu kullanmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Böyle arkaları falan bakmamız gerekiyor. Oo güzel öldürdük de bir gecikme var sanki. Lag dediğimiz olay. Tamam öldük. Biraz da şey bilerek öldüm çünkü bu silahla bir şey yapamayacağımı biliyordum. Hemen lafı çevir bilerek öldüm falan diye. Kol bozuk zaten canım. Kolla oynuyoruz ya Counter'ı. Dur şey vardı. Kalashnikov. Bak bu silahı biliyorum. Bunu saymıyorum arkadaşlar. Daha silah kullanamadım bile. O yüzden hemen yeniden doğduğumuzda bizim takım biraz şey kaybetti gibi sanki ya. Formunu kaybetti. Şu asistan ne? As Titanas adlı damcık arkadaş. Bak yine öldüm. Son kez şey yapacağım. Aynı silahı alacağım. Sonra kendi silahıma geri döneceğim. Valla diğer silahlardan iş çıkmadı ya. Ha bir de bu kalmıştı aynen. Bir de bununla bir rezillik ya. Vallahi rezillik. Bak mermim bitmeseydi o ölmüştü. Onu öldürdük sayalım. Bu arada bayağı birinciymişiz biz şeyde. Teröristler arasında 21 kill alarak birinci olmuşuz. Ancak benim yüzümden herhalde takım formunu kaybetti. Sinek uçuyor, uçma lan. Ne yapıyorduk şimdi biz? Bak bunu da almadık da bu hiç sevmediğim bir silah benim. Yani tabii ilk oynamam bu video değil benim. Yani bu 5'in biri mesela, o kadar salak değiliz. Bak gördün mü, duran adamı bile vuramadım. Tamam, iki herif öldürdüm. Bu silahı at ama ya, ben lan at. Heh. Şimdi ne alacaktık? Bir şey daha denemedik arkadaşlar. Evet. Lan öldürürsem çok güleceğim ama var ya. Neyse, o kadar şanslı değildik. Tamam, şimdi silahımıza geri dönelim. Bu kadar cozutmak yeter. Cozutmak adlı kelimeyi de yani nereden geldiyse aklıma. Yine öldük ya. Yine yenildik, pardon. Ben öldüm. Kutuları falan yardırarak arkadaş gidiyor, kendini attı. Hadi bizim adam da öldü. 23 kill'le yine birinci sıradayım. Bu arada işte yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Ama bok gibi oynuyorsun demek yerine Cem çok iyi oynayamıyorsun falan diye yani. O mesaj alınır zaten. Kötü yorumlar yapmanıza gerek yok. Benim öyle bir iddiam da yok zaten. Çok iyi bir oyuncuyum falan diye. Dedim ya yani, herkes bunu oynarken ben gidip şey oynamayı tercih ediyordum. Most Wanted. İsterseniz onun da videosu gelebilir arkadaşlar. Hani o konuda iddialıyım. Ve yani ciddi anlamda iddialıyım. O arkadaşa gömemedik oradan. Evet, gömdük. Ve 26 kill mi? Biraz önce 25 değil miyiz zaten? 23 müydü? Neyse. Need for Speed serisinde değil de sadece Most Wanted'da şeyim, iddialıyım. Tabii kimseyi challenge'a falan davet etmiyorum. Gelin yarışırız demiyorum ama ya bu silah sesleri falan benim sesime şey yapıyor mu acaba? Duyulmasını rahatsız ediyor mu? Bu rahatsız silah, hani sürekli gelen silah sesinden de mutsuzum. Bunu da yok, bunu denemiş miydik ya? Biraz farklı geldi o silah sanki kullandığımızdan. Şuradan gömmesinler bizi. Bak ikisini de şey yaptık ama bu MD96, tebrik ediyorum arkadaşım seni. Güzel öldürüyorsun. ST alt çizgi yak.v3 2.d. Böyle bir nick seçtiğin için seni tebrik ediyorum. Ve Garbarius yılın saçma nick ödülünü sana takdim ediyorum arkadaşım. ST alt çizgi yak.v3 2.d. Cidden sevdim. Bir ödül aldım benden. Garbarius yılın saçma nick ödülü. Bunu izlemeyelim, bu duruyor. Bak bu da intihar etti. Geri zekalı yüzünden. Kendisi AFK yazdı. Away from keyboard. Biraz önce dalga geçtiğim arkadaş herhalde ödülünü almaya gidiyor. Oo! Ulan bak beni öldürdü. O kadar dalga geçtik, herif beni öldürdü. Sağ üstten takip ediyorsunuz bu arada. Herhalde Counter oynamayı bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ulan bitsin şu oyunda artık. Sıkıldım ya. Yani sıkılmadım aslında ama yani bunun yerine güzel oyunlar oynayabileceğimi düşünüyorum. Counter-Strike ne abi? Yani 2014 yılındayız. Her şeyin bir zamanı. Tamam, laf söylemiyorum. İstediğiniz oyunu istediğiniz zaman oynayın. Şu an. Evet. Bir an server değişiyor falan sandım ama alakası yokmuş. Ben öldürürüm. Ben seni de öldürürüm. İkinizi de headshot'la. Hatta seni de headshot'la. Garbarius. Ulan seni bak, yine vurdu beni. Şerefsiz. Sen kimsin? Bu bir de bu MD96 adlı arkadaş ciddi anlamda güzel oynuyor. Benim takımımda 31 kill'le birinciyim. Diğer arkadaş 5 falan. O yüzden. Ulan ben kimlerle oynuyorum acaba şu an? Hani Counter'a yeni başlayanlar ligi falan mı bu, ne? As Titanas pistolla Kaiser'i öldürmüş. İşinize yaramayacak bir bilgi daha. Zihninizi böyle şeylerle yoruyorum. Bak, oyun tamamen kastığı için, yani o sırada donma yaşadığım için öldüm. Yoksa As Titanas beni öldüremez. Beni öldürecek son adam. Toma Toma attı arkadaşı. Tebrik ediyorum. Nick'inden dolayı onu da. Bir player. En orijinal nickli adam o. Bir player. Yani daha saf, daha temiz bir nick hayal edemiyorum. Yine ben saçmalamaya başladım bu arada. Neyse. Oyun bitince zaten rahatlayacaksınız. Kurtulacağız hepimiz. Sonuç ne olacak onu merak ediyorsunuz değil mi? İzlemeye devam edin. Acaba Garbarius'un takımı birinci olabilecek mi? Benim sayemde olur. Oo, güzel öldürdü beni. Ancak oyun mu kastı, ben mi salaklaştım bilmiyorum. Ya sıkıntı yok, oyun kastı diye de hani şey yapacak değilim, sinirlenecek değilim. Bak 58'e 52 öndeyiz şu an ve hala 1,5 dakika olduğunu gösteriyor. Herhalde bu şu süre uzun olduğu zaman oradan yiyor falan bu. Sonra süre ekliyor üstüne. Öyle bir mantık çıkardım. Bunu neyle yapıyorsunuz lan? Tamam, ne oldu? T ile yapmıyormuşuz. Ben de yere o işaretten yapmak istiyorum. Neyle yapıyorsun? T ile mi yapıyorsun? Evet, T ile yapıyormuşuz. Bende niye bu Volvo'nun işareti var? Bende niye Volvo'nun işareti var? Bak, yapamıyorsun. Bir kere mi yapıyorsun? Neyse. Ben de kendi resmimi koyacağım oraya. İyice egoist bir şekilde. Vuramadık ya. Bu ST alt çizgi yak nokta V3 2 nokta D adlı arkadaş yine beni öldürdü. Bakalım hemen. Aa, 49. Ulan bizim takıma geçmiş herif. Sen niye bizim takıma geçiyorsun? Birinciliğimi elimden aldı bak. Çok sinirlendim şu an. Bu birinciliği geri almak için her şeyi yapacağım. Orada iz bırakmıştım ama çıkmadı. Neden yapılıyor onu da anlamış değilim. As Titanas, dediğim gibi herif beni öldüremedi uzun bir sürede. Görseydim öldürürdüm yani. Arkadaşlar farkında mısınız? Ben bayağı nasıl öldürürüm ya falan kafasına girdim. O yüzden bu bağımlılık yapmadan 61-52 bağımlılık yapmadan Counter-Strike'ı bilgisayarımdan sileceğim. Ama video izlenirse belki biraz daha oynayabilirim. Farklı silahlar, farklı map'ler falan. Gerçi kim izlemek ister? Özellikle benim gibi kötü bir Counter Strike oyuncusundan. Ama oldu ki istediniz. Sıkıntı yok yani. Şey yaparız. Oynarız ya. Böyle ben de kafa dağıtmış olurum hem video olarak. Bu arada nereden aklıma geldi onu anlatayım. Geçen geçen değil ya. Bayağı bugün. Biraz önce, yani bu videoyu çekmeden hemen önce. Bir saat önce falan. Görmüştüm. Eski hard diskimde çok eski klasörler görmüştüm. Bu çok eski klasörlerin içinde de öldüm ya. Ben bayağı şeyimi kaybettim. Bu çok eski klasörlerin içinde de Counter Strike 1.6 adlı bir klasör daha vardı. O benim silahımdı. Neyse, burada bir tane daha var. Ben dedim ulan ne günlermiş. Bayağı böyle indirmişim falan. Tarihte 2010 falandı. Yine beni vuramadı. Keşke konuşmasam da oynasam. Ulan size konuşacağım diye oyunu oynamıyorum. Bak. Tarihte kaçtı? 2009, 2010. Belki 2011, hatırlayamıyorum. Oraya koymuşum. Yani 3 yıl önce, 4 yıl önce. Bayağı oynuyormuşum ben ya zamanında, hani şeymiş yani. Oynamaya çalışmışım, yine becerememişim herhalde. Burada insanlar var mı? Bak ikisini de ne güzel öldürdüm değil mi? Bu yaptığıma adilik denir. Burada... Oha, iki kişi. Ben de o klasörlerden görünce şey yaptım. Steam'de zaten bende vardı Counter-Strike. Daha önce 11 saat falan oynamışım hatta. Ne ara oynadığımı da hatırlamıyorum. Bir daha indirdim hemen. Oynayayım, videosunu çekeyim, YouTube'a koyarım. Kanalda dursun yani. Sonuçta izlemek isteyen elbet olur. Bak öldürdük bunu da. Burada kimse yok. Nedense oradan her an biri çıkacakmış gibi hissediyorum. Bu herif şeyden gitmiş ya. Klavyede değil herhalde o. Ben şunu alayım. Teröristlerden silah... counter teröristlerden silah aldım. Bu arada ben zamanla bu counter terörist... şeyini... anlamıyordum. Yani ne demek counter terörist ya falan diye. Topuğuna sıkarım. Tabi st alt çizgi yak nokta v3 2 nokta d adlı arkadaş herkesi öldürüyor. Bak dediğim yere şey yapmış, pusmuş. Pusmak diye bir olay vardı. Pusmak, counter atmak, 5'in 1'i 3'ün 2'si falan. Bir sürü güzel terim var. Arkadaş CCCC yazdı. Ülkücü olsa gerek. Ancak bir C'yi fazla koymuşsun arkadaşım. Ya neden bir de şey yaptım onu da söyleyeyim yani, yalan olmasın. Geçen biri yorum atmış ya özel mesaj aracılığıyla ya da şey olarak. Aa, öldüremedim. Hep bu herif öldürüyor beni. Demiş ki ya Cem biraz multiplayer oyun çek online falan diye. Online oyun çek yazmış hatta. Ya burada bahsettiği şey oyunları online olarak oyna, hani mesela Counter olsun başka oyunlar olsun, yoksa online oyun mu? Hani World of Warcraft ya da ne bileyim Eve Online gibi oyunlardan bahsetmiş. Anlamadım ama ben dedim evet biraz online oynayabilirim sanırım. Minecraft'ı oynayamayacağım arkadaşlar. Ya da sürpriz olsun o, boşver. Söylemeyeceğim. Ya öldürmüşüz neye bakıyorsam orada. Oho! Allah belanı versin. Öldürdüm diye sevindim önceden ya. Fenerbahçe'nin kutlaması gibi oldu da. O çıkacak vuracağım sandım ama yapamadım öyle bir şey. Video kaç dakika oldu anasını satayım. Allah, en son saat 4 bilmem kaçtı. Şimdi 5.14'müş arkadaşlar. Umarım böyle 1 saatlik video falan olmaz. Ya da olsun. Kanalımda öyle video da olsun değil mi? Ne zararı var? Kantır atıyoruz. Arada çekmeyi düşünüyorum ya. Arada belki çekerim. Kantır atıyoruz serisi. Arkadaşlar benim aklıma şey geldi bu arada. Bu oyun bitmeyebilir. Hani Counter çok değişti. Benim zamanımda bilmem kaç dakikaydı. Bitince bitiyordu. Burada sürekli bir yenilenme söz konusu sanırım. Bu nedenle oyunun biteceğini sanmıyorum şu an. Herhalde sonsuza kadar giden serverlardan biri. Öyle olursa ne yapacağız? Onu da hemen anlatayım. Benim o 41 adlı şeyim. Yazım. Yani 41 killim. 50 olduğu zaman ben videoyu bitireceğim arkadaşlar. Pardon, yine öksürdüm. Ya ben salak gibi ne zaman bitecek falan diye saatlerdir oynuyorum herhalde ya. Bir an öyle geldi. Ama illa map falan değiştirirler değil mi? Bilmiyorum ya. Yemin ediyorum hiçbir bilgim yok bu Counter ya da Counter serverları falan hakkında. Bak 1.17 şu an, 1.16 falan. Şimdi kaç dakika acaba? Ölünce bakarız eğer ölürsek. Ya öleceğiz gibi. 3 tane herif var orada arkadaşım, ben ne yapayım? 1.51 olmuş. Neyse tamam, dediğim gibi yapalım. Hiç beklemeyelim map'in falan değişmesini. Ben 41 kill'imi 50 yapayım ve videoyu bitireyim arkadaşlar. Tabi yapabilirsem, nedense bir oyuncuların kalitesi arttı ya da benim şeyim düştü, bilmiyorum. Başta daha güzel oynuyordum bir gazla. Video çekiyorum anasını satayım diye. Dur benim silahı alalım hemen. Kaç? 41, tamam. Ulan yine öldük. Bu GT3 adlı arkadaş beni güzel bir şekilde toprağa gömdü. Gereksiz silah sesinden nefret ediyorum bu arada. Oyunun sesi de öyle, ses ayırı da öyle bir şey ki hani kıssan kısılmıyor, şey yapılmıyor falan, ne bileyim. st_v3.d adlı arkadaş yine insanları öldürmeye devam ediyor. Ben herhalde o 41'i 50 yapana kadar video 2-3 saati bulacak. Bak hala inatla buradan gidiyorum. Tam birini öldürdük. 42 oldu. Hemen halledin, hemen. 72'ye 55 şey yapıyoruz. Neden öldüremedi o herifi ya? Salak geri zekalı. Sinirlendim bak şimdi. Böyle kontrol tuşuyla eğiliyoruz falan. Güzel şeyler bunlar tabii, güzel. 43. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? 43 şu an. 7 kişi daha öldürürsem. Tam reload yaparken öldürdünüz beni. Alçak şerefsizler. Adiler. Bak Counter oyuncusu şeyine, kimliğine büründüm. Bunu izleyeceğim. Yani sakin herif, bu hiç şeyinde değil yani, umurumda değil. Kim bilir ne yapıyor o kullanıcı. O silah benim de. Neyse bunu alalım bu sefer de. Herifi öldüremedim bayağı bildiğin. Kitlendim böyle. Bunu öldürdük. 44 oldu. Hadi 6 kişi daha öldürelim ve videoyu hemen bitirelim. 45, 46. 4 kişi kaldı arkadaşlar. 4 kill daha aldıktan sonra videoyu bitireceğim. Dediğim gibi tekrardan hemen özet geçeyim arkadaşlar. Kanalın gidişatı hakkında. Şu an 2 tane çekilişimiz var. Biri Steam çekilişi. Herkesin katılabildiği, ödülün de Steam'de istediğiniz herhangi bir oyun olduğu Steam çekilişi. Diğeri ise sadece abonelere özel GTA Complete Edition çekilişi arkadaşlar. İstediğinize katılın. Eğer aboneyseniz GTA'ya da katılın falan. İkisine birden katılabilirsiniz. Kesinlikle sıkıntı falan olmaz. Ondan sonra bu çekilişlerimiz var şu an. Tabi öldüremezdim ya zaten o silahla. Bu çekilişlere katılmak dışında arkadaşlar, yani bunlar var. Başka ne var kanalda yeni? Minecraft The Dropper devam ediyor. Harry Potter devam edecek. Daha çekmedim yeni videosunu. Counter'a devam etmem herhalde. Yani arada belki oynarım izlenirse. Dediğim gibi kesinlikle iyi bir Counter oyuncusu değilim. O yüzden şey yapmayın. Yorumlarınıza dikkat edin. Özellikle o pis dil kullanan arkadaşlar dikkat etsinler. Ciddi anlamda hoşlanmıyorum her şekilde yani. Vuramadım yine. Yani sağlık olsun, 3 kişi kaldı zaten. Ya hani şey yapmayacaksan, doğru düzgün yorum yapmayacaksan, beğenmek zorunda zaten değilsin de yorum olarak yani bir şeyini bil, saygı duymak zorundasın. Bak ben senin yıllardır oynadığım bu şey oyuna bir şey demiyorum. Eğlenceli olabilir ancak bunu bir bağımlılık haline getirmek ve sürekli Counter oynamalıyım lanet olsun falan diye bütün hayattan soyutlanmak kötü bir şey. Bunu diyorum, ben de bir World of Warcraft kurbanıyım. Bir tane daha öldürdük. 2 kişi kaldı arkadaşlar, sonra videoyu bitireceğim. Dediğim gibi bu herhalde sonsuza kadar süren bir server. Ben de bir World of Warcraft şeyim yani, bak yine Türkçem karıştı. Kurbanıyım. Yani sırf bu yüzden ben sınavlardan güzel notlar alamadım. Yani lise sınavında çok eski bir oyuncusuyum. Yani ortaokulda oynuyordum World of Warcraft'ı, o kadar eskiyim düşünün. Lisede bir ara oynadım. Ortaokulda pek bir şey anlamıyordum zaten. Ancak millet salak salak gelip Knight oyununu falan bozduktan sonra başka bir seçeneğim kalmamıştı açıkçası. World of Warcraft oynuyordum. Sonra ortaokuldan sonra ara verdim oyuna. Lisede oynadım biraz. Lisede de çok oynamadım. 60'da falan, yani 60 level olduğumda bıraktım. Evet öldük ya. Neden öldük acaba? Oradan biri bize vurmuştu sanırım. Bu sefer de biz intihar ettik. Bu arada... neyse. Ne diyeceğimi unuttum. Ne konuşuyorduk? World of Warcraft'tan bahsediyorduk arkadaşlar. Yani millete laf atıyorum Counter bağımlılık haline getirmeyin diye, ancak ben de World of Warcraft yüzünden gayet hani potansiyelimi kullanamadım. Yani okul ve şey konusunda, dersler konusunda. O benimdi. O benimdi, o da benimdi. Alın lan, al. Tamam, bununla gidelim artık. Terminator tarzı. Son arkadaşı da öldürmemiz lazım şu an. Sana da, sana da. Evet, şimdi işte şey yapacağız. Ulan bayağı herkesi öldürüp şey yapacaktım ya. Videoyu öyle bitirecektim. 51 kişi öldürmüşüz. Neyse arkadaşlar. Hemen şuradan çıkalım. Vallahi herkese teşekkür ediyorum. Beni duymasanız da. Güzel bir oyun oldu. Videodan çıktık arkadaşlar. Dediğim gibi Counter-Strike belki arada oynayabileceğim, videosunu çekebileceğim bir oyun. Çektiğim zaman da böyle uzun videolar çekerim zaten. Yine saçmaladık zaten, gecenin hatta sabahın saat 5:22'si olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Garbarius'a abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca Garbarius'u arkadaşlarınıza önerin. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.